Tanrı aşkına. Lanet olası program. Yatıyorlar. Kalkıyorlar. Algı. Yatıyorlar. Algı. Yatıyorlar. Kalkıyorlar. Tanrı aşkına. Yatıyorlar. Algı. İletişim. Yatıyorlar. Kalkıyorlar. Tanrı aşkına. Lanet olası. Yatıyorlar. Algı. Yatıyorlar. Algı. Zalim olanları sen affetsen ben aflekten, sen affetsen ben aflekten. Bütün zalim olanları sen affetsen ben aflekten, sen affetsen ben aflekten. Tanrı aşkına, lanet olası program. Hira bugün moladayken, online derste, biz de canlı yayındayken, TikTok'a giriyor. Birisini, o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7000 lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen, kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 lira. Arkadaşlar bak, anneler babalar uyarıyorum. 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Arkadaşlar başıma çok tuhaf bir olay geldi. Size bunu anlatmak istiyorum. Ben bugün de canlıyımdaydım. Tamam, yüzüm maske yapıyorum, makyaj yapıyorum her zamanki gibi. Bana canlıyımdayken Unicorn, Görkem Çatı falan geldi. Böyle büyük hediyeler geldi. Ben de teşekkür ettim. Hediye atan kişinin kullanıcı adı da HK isimli bir kullanıcı adıydı. Profiline sadece Hira yazıyor. Ondan sonra bana dediler ki Demet Akalın'ın kızı o. Bir de Demet abla gitmiştik ya, hani Hira'yı görmeye falan gitmiştik. O yüzden ben de teşekkür ederim Hiracığım dedim. Eğer sensen bana bir tane gül gönder. Yani Demet Akalın kızı Hiraysan bir tane gül gönderdim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan bu arada. Dedim ki sen gönder. O da bir tane gül gönderdi. Sonrasında bugün öğrendim ki Demet Akalın haberi olmadan, Demet Akalın programdayken Hira bana bu hediyeleri göndermiş. Ve 7000 TL'lik alışveriş yapmış kızı. Ama bu benim harcadığım şey değil yani. Zaten bilirsiniz canlıların uygulamalarını, Bigo'yu bilirsiniz, Twitch'te, TikTok'ta falan. Hediyeleri böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmış bir şey tamamen. Böyle bir platform burası. Ama merak etme Demet abla. Yani üzüldüm başına gelen olay ama bize soygun dönem vesaire birazcık kalbimi kırdı. Çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyi, tamam mı? Bana yat gönder, araba gönder vesaire demeyi. Yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim. Hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Ve soyguncu denmesine gerçekten kalbimi kırdı. Geri atarım Demet abla yani. Sakin ol, sakinleş. Sorun değil. Derdimiz para olsun. Derdimiz para olsun. Derdimiz para olsun. Derdimiz para olsun.
Muhammed. Merhaba. Ben Seren. Bugün de dinliyorum. Ben kuşum Ayda. Ben de bugün dinliyorum. Sen de aşkına. Lanet olası program. Evet, lanet olası program bugün de başladı. Evet, elleri görelim. Hoppi, şıppı. Darbukam nerede? Evet, elleri görelim. Evet. Alttan üstten işeten program bugün başladı. Alttan Erbulak, çıkarın beni bu kalptan diyoruz. Bugün özel bir program yapacağız. Şu şekilde özel olacak. Öncelikle efendim. Alo, sesim geliyor mu? Öncelikle şöyle özel olacak. Kafam o kadar ufak ki taktığım kulaklığın en ufak ayarında kafama olmuyor. Çünkü nohut kafalıyım ben. Şimdi nohut kafa dedik. Tüm nohut kafalılar için bir haberim var. Bugün çok önemli bir haber bu. Bunu inceleyeceğiz. Yemek de yaparım salçayla diyorum öncelikle. Göbek de atarım kalçayla. Çat çat çat. Bunu bir kere kesinliğe kavuşturalım yani. Yemek de yaparım salçayla, göbek de atarım kalçayla. Al eline boruyu, dön dolaş gel koruyu dediğimiz şeyler bunlar. Evet, şimdi bugünün yani sadece bundan bahsetmek istiyorum. Bir sürü haber var lakin öyle değildir. Şimdi hep öncelikle diyorum ama programın en başında şeyi hatırlayayım. 3 yıl önce Rabia Naz diye bir kız nasıl olduğunu bilemediğimiz bir şekilde hayatını kaybetti. Hala da konuyla ilgili çok fazla bir şey bilinemiyor. Konuyla ilgili araştırma yapan Metin Cihan yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Yurt dışına kaçtı yani, çünkü burada saçma sapan şeyler oluyor. Bunu bir hatırlatalım. Sonralıkla bakın admin ne demiş? Salgınla mücadeledeki örnek başarımız takdir ediliyor. Herhalde koronavirüs tarafından korona takdir ediyordur. Yani böyle bir gerçekten inanılmaz ya, salgınla mücadeledeki örnek başarımız takdir ediliyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben çok o kadar başarılı ki. Geçen hafta bir çocukluk arkadaşım 74 doğumlu hayatını kaybetti koronadan. 2 gün önce de yakın iki arkadaşımın babası vefat etti. Yani sürekli herkes korona oluyor. O kadar başarılıyız ki korona bizi takdir ediyor büyük ihtimalle. Lanet olası program. Evet, koronanın takdirini kazandığımız bir zaman içinde kongreleri yaptık. Ya inanılmaz kongreleri yapıp bütün ülkeye dağıttılar hastalığı. Muhteşem. Bu parti en sevdiğim parti. Gerçekten malum parti benim favorim. Çünkü yani bir ülkede bir şeylerin mahvedilmesi gerekiyorsa ver malum partiye etkiyi, gör yetkiyi. Yani tam tersi aslında. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Evet, yetkiyi verdik. Yetkiyi de aldık. Ama from behind. Algı. İletişim. Bu çocuk da kayboldu ortalıktan. Günlerdir yok. Hayırlısı inşallah. Yani günlerdir de aylardır da yok. Şimdi gelelim harika bir insana. Harika bir insana. Harika insan şöyle. Öncelikle bize yaşama sevinci veriyor. İnsan dedim fakat şimdi türlerin kökenine bir gelelim. Şimdi Bekir Şahin bir metronom alayım. 2 3 4
Evet, Ebu bu diyor ki bir kısım medya beni hedef gösteriyor. Ebu. Evet, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Bey ne diyor? Bir grup medyanın kendisine hedef gösterdiğini söylemiş. Verilen cezalardan dolayı muhalif kesim sizin rahatsız olmadığınıza dair eleştirilerde bulunuyor şeklindeki yoruma yanıt vermiş. Çok ilginç. Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyor. Nasıl yani? Sınırsız muhalefet. Sınırsız muhalefet nasıl oluyor? Çok merak ediyorum gerçekten. Sınırlı muhalefet nasıl oluyor acaba? Yani bir yere kadar yapalım muhalefeti, bir yerden sonra yapmayalım mı? Muhteşem ya, muhteşem. Rütük'te yaptığım yenilikler, uygulamalar ve yönetim tarzımdan dolayı hedef gösteriliyorum. Çok önemli uygulamalara imza attık. Evet, böyle beğenmedikleri bir haberi yazan gazeteye mesela birkaç gün ya da daha fazla ilan alma cezası veriyorlar. O vesileyle de gazete, zaten satmayan gazeteler iyice parasız kalıyor. Bakalım başka ne? Çok önemli uygulamalara imza atmış. Görevimi yerine getirdiğim için hakarete uğruyorum ve tehdit ediliyorum. Toplumu yanlış yönlendiren haberler yapılmasına, toplumun ahlaki değerlerini olumsuz etkileyecek dizilere karşı geldiğim için... Ya toplumun ahlaki değerini bırak Allah aşkına, Rütük mü belirleyecek ya toplumun ahlaki değerini? Toplumun ahlakı kalmamış ki, neyin de şeyini yapıyorsun? Politikacıları görüyoruz, toplumun ahlaki değeri. Sağlık Bakanımızı görüyoruz. Herkesin gözüne baka baka yalan söyleyen bakan var. Günde bir uçak dolusu insandan daha fazla insan hayatını kaybederken bir... Ya düşün, Boeing 737 falan filan gibi bir uçak düşüyor, 180 kişi, 200 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de artık bu sınırları da aştık. Korkunç bir şekilde sürekli insanlar ölüyor. Şu anda çoğu hastanede acil bölümünde yatak kalmamış. Dediği şey var, toplumun ahlaki değeri. Toplumun ahlaki değeri neymiş ya, ben çok merak ediyorum gerçekten. Ne ahlaki değermiş kardeşim? Bir dizide rüzgar esti mi toplumun ahlaki değeri bozuluyor. İki tane kız öpüştü mü hemen herkes eşcinsel oluyor. Topluma bak ya, toplum nasıl bir şuursuz toplum ya, of ya. Toplumun ahlakını korumak öyle olmaz ki. Sen iyi ahlaklı insanlar yetiştirirsen iyi ahlaklı toplum yetiştirirsin. Sen insanını yetiştirmeyip toplumu yetiştirmeye çalışırsan da yanlış iş yaparsın. Ebu bu bey yani. Toplumun bilmem, toplumu koruyormuş ya. Allah razı olsun ya. Bir de yani Ebu Bekir Şahin'in koruduğu bir toplumda mı yaşamak istiyoruz Allah aşkına? Hadisenin klibine ceza verdik, daha çok izlendi. Vay anam vay. Sıfır Tolerans isimli şarkısına verilen cezayı hatırlatılmış. Evet, cezanın yerindeliğine inanan birisiyim. Bazen verdiğimiz cezalara o klibi, cezalarla o klibi daha popüler hale getiriyoruz. Seri sen. Halk Bankası'ndan maaş alıyorum. Hadi buyur. Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. YouTube başkanlığı dışında Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Ya bunlar nasıl böyle birkaç işi yapıyor? Hem böyle Halk Bankası'nda yönetim kurulu üyesi, hem toplumun osunu busunu koruyor, hem bilmem neye ceza yazıyor, hem Hadise'nin klibine ceza kesiyor falan filan. Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı. Tamam, onu da patlatmış. Zaten kardeşim, senin ahlaki yapına her şey aykırı. Ebu bu bey ya. Of ya. Ben buradan iyi bir şey çıkartayım. Size olumlu bir yorum yapayım. Bu kadar konuştuk. Ebu bu. Ebu Bekir. Sen müdür, Rütük müdürü. Şimdi bir gerçeği açıklayayım ben. Kendisi aslında müdür değil. Müdürün harflerini içindeki değiştirdiğiniz zaman ne oluyor? Müdürün müsü. Müsünü ters çevir. Üm. Müdürün R'si R. R'yi başına koy. Ümün. Rüm. Müdürün D'siyle Ü'sünü al, dürüm.
Bakın ne oldu? Müdürken dürüm oldu. Esasında Ebu Bekir Bey de aslında bir dürüm. Kendisi 70 santimlik minimum bir zurna dürüm. Ve aslında Türkiye'de bakın yine iyi şeyler oluyor. Bir zurna dürüm hem Halk Bankası yönetim kurulunda çalışabiliyor, görev yapıyor. Benim de burada yanlış var bak, benim yaptığım şey çok yanlış. Zurna dürüm gelmiş, kendini geliştirmiş, yetiştirmiş bir zurna dürüm. En az 70 santimlik, 75 santimlik bir zurna dürüm Halk Bankası gibi bir kurumun başına geçebilmiş. Sonra onunla da yetinmemiş, toplumun ahlakına mugayir olacak, ahlakını bozacak her şeye karşı demiş ki eğer ben bir dürümsem ve bu hayatta dürüm olarak, insan olarak hayata geldiysem, insanlık vasfını kazandıysam artık o zaman yaşadığım topluma da dikkat ederim diye. Nasıl dikkat ederim diye gelmiş, bakın Rütük'te de dürümümüz müdür olmuş. Evet, dürüm müdür olur mu? Olur. Gerçekten bizde oluyor. Ben de kendime Allah belasını versin diyorum. Sizden de çok özür diliyorum. Dürüm Bey'i buradan haksız şekilde eleştirdim ve yargıladım. Çünkü Dürüm Bey gerçekten yani bir dürümde gelinebilecek son nokta. Aynı zamanda Halk Bankası'ndan maaş da alıyor. Hadisenin klibi hakkında da fikirler sergiliyor. Aynı zamanda da biliyorsunuz eşcinselliğin toplum yapısına bir durum olduğu için bizim ahlakımızda ne diyordu, bizim lehimiz de yok diyor, bizim ahlaki yapımıza aykırı. Ya palavraları, yalanları, dolanları bırakın ya. Sanki böyle bir, bu bir böyle olunmaması gereken bir durum ve bu ya inanılmaz, bu toplumsal bir şey, insanların cinsel yönelimine sen niye karışıyorsun ya? Anayasada bu dürümün tabii ki dürüm olduğu için anayasaya tabi olmayabilir kendisi. Gerçekten inanamıyorum ya. Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı. Eşcinselliği çocuklarımıza özendirmeye çalışan dizileri tasvip etmemiz mümkün değil. Ya eşcinselliğe insanlar özenmiyor ki, sen o mevzuyu da yanlış anlamışsın. Bu adama laf anlatmayan, bu dürüme laf anlatmak mümkün değil. O zaman gelin bu dürümün içine, Ebu Bekir dürümümün içine bari humus koyalım. Daha lezzetli bir hale gelsin. Biraz humus, biraz pul biber, biraz sumak koyalım. Of, mideme ağrı girdi, karnıma ağrı girdi. Nelerle uğraşıyoruz, nelerle. Gördüğünüz gibi hafta feci başladı. Bakalım neler var. Evet, Covid daha rahat Türkiye'de yayılsın diye otobüslerle adam toplayıp kongre yaptıran bir parti var. Bunu geçtik. Üstüne kitap yaptılar, Türkiye'nin koronayla başarısı diye 488 sayfa kitap. Ben baktım korkunç, 28. sayfasında falan şey var, şöyle bir yazı var. En başından itibaren Türkiye bütün olanca şeffaflığıyla tüm dünyayla verileri paylaştı diye. Ya nereye paylaştı, palavra şeyler yazmayın. Dünya Sağlık Örgütü bize uyarı yaptı kardeş, siz yani siz bunları sallıyorsunuz diye uyarı yaptı. Sonra birdenbire 30 bin lira geldi vaka sayıları. Hatırlamıyor muyuz? Unuttuk mu bunları? Biz aptal mıyız ya? Biz hafızası salak mıyız biz ya? Biz salağız ama herhalde yani. Çünkü dürüme ver yetkiyi, gör etkiyi. Dürüme yetki verirsek olacağı bu. Başka bir dürüme, genel dürüme başka bir yerde yetki veriyorsun. Ondan sonra başka bir dürüm geliyor, üniversitede rektör olmaya çalışıyor. Ondan sonra olaylar gerçekten korkunç. Bu hafta korkunç ama tadımız kaçmasın. Tadımız kaçmasın. Son bir tadımızı kaçıracak bir şey söyleyeyim. Ama bakın nasıl kaçacak tadımız? 4 nala kaçacak. Türkiye'de nüfusun en zengin %1'lik kesimi ülkedeki toplam servetin %54.4'üne sahip. Bu oran Amerika'dan 1,5 kat daha fazla. Amerika'da böyle %1 olayları çıktığı zaman bu, yani düşünün 1,5 kat daha fazla. Dünya ortalamasının ve Hindistan gibi ülkelerin de üzerindeyiz. Ülkemizdeki eşitsizlikler absürt derecede yüksek fakat ensemizi karartmıyoruz. Bir dürüm Rütük'ün başına gelip Halk Bankası gibi bir kurumun başına, yönetim kuruluna geçebiliyorsa okuma yazması olmayan, mouse tutamayan bireyler çok yetkili noktalara gelebiliyorsa efendim biz de fırsatlar içinde yaşamayı öğreneceğiz. Ülkemizde daha güzel yarınlar için
Hepinize hayırlı günler, hayırlı dürümler diliyorum efendim. Sevgiler, saygılar. Sen aşkına. Lanet olası program. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Bana yat gönder, araba gönder vesaire demeyeyim. Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Füze yağsa da, füze yağsa da, füze yağsa da, füze yağsa da. Bugün de bugün.